Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Ve evet, bugünkü konuğumuz Mitra Solution Çözüm Merkezi'nden kurucu Sayın Nurcan Çelik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Nurcan Çelik kimdir tanımak tanışmak isteriz. Buyurun. Ben Trakya Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden mezun oldum. 2000 yılından beri özel sektörde çalışmaktayım. Çeşitli alanlarda özellikle kalite birimlerinde tecrübelerim oldu. Uzun yıllar denetçi olarak uluslararası denetim kuruluşlarında çalıştım. Daha sonra kendi şirketimi, iştirakımı kurarak kendi şirketimde kurucu, yönetici olarak e, görev almaktayım. Evet. Öyleyse biraz da firmanızdan bahsedelim. Firmanız hangi işleri yapar? Ve tabii ki e, firma ismi de bize çok ilginç geldi. Mitra Sorış'ın. Evet. Mitra, ahde vefa demek. Ahde vefa biz e, çok az duyduğumuz, az gördüğümüz bir kavram günümüzde. Ama biz e, iş Çalıştıklarımız, arkadaşlarımızla, paydaşlarımızla, müşterilerimizle ahde vefalı bir iş ilişkisi içerisinde çalışmayı istiyoruz, düşünüyoruz. Gelecekte planlarımız ahte vefa üzerine. Evet. Peki e, ne tür işler yapmaktasınız ve ne zamandır bu işlerinizi, bu hizmetlerinizi yürütmektesiniz? 2000 yılından beri özel sektörde çalışmaktayız. Son 10 yılımızı da danışmanlık ve girişim yaptığımız kendi şirketimizle gerçekleştirmekteyiz. Yönetim danışmanı ve kalite danışmanı olarak görev almaktayım. Neden bu işi seçtiniz? Bu iş çünkü çözüm bizim için, benim için çok değerli bir iş. Ee, çok fazla sorunlar görüyoruz şirketlerin içerisinde ee, ve kendimizi has, yunik e, nevi şahsına münhasır diyebileceğimiz e, çözümlerimiz oluyor ve gerçekten bu çözümlerimizin de e, değer vereceğini öngörüyoruz firmalara ve gerçekten de uyguladığımız firmalarda da bunların değerli e, sonuçlarını elde ediyoruz ve bu sonuçların da e, sürekli kullanılmasını istiyoruz bu e, çözümlerimizin çözümlerimizle dünyada e, bu konuda çalışan firmalara faydalı olmak istiyoruz bizde Evet Peki e, oldukça uzun süredir bu işle iştigal etmektesiniz çok ciddi bir bilgi birikim ve tecrübe var özellikle konu kalite olunca kaliteyi standartlandırma olunca hakikaten başlı başına ap ayrı bir özellik diye düşünüyorum. Ee, ama yönetim danışmanlığı nedir ve yönetim danışmanı kime denir? Yönetim danışmanı tabii ki e, çok ciddi bir tecrübe ister. E, sonuçta A'dan Z'ye firmanın e, en üst noktasından en alt noktasına kadar, e, satın almadan satışa kadar, sevkiyata kadar olan süreçleri çok iyi derecede bilebilecek insanlar olmalıdır ve her süreçte iyi bir tecrübeye sahip olmalıdır. Ee, yani bugün tecrübesi olmayan kişiler de e, olabiliyor piyasada. Ee, bunları da tabii ki iyi ayırt etmek gerekir. Evet. Peki e, müşterilerinizden gelen talepler en çok hangi yönde oluyor? Hangi doğrultuda oluyor? Şimdi Türkiye'nin ihracat konusu önemli bir konu. İhracatta gereken pazara giriş belgeleri var biliyorsunuz. Gıda sektörüne has özel belgeler var. O pazara girildiği zaman onlar talep ediliyor. Bu belgelerle ilgili talepler söz konusu. İhracata geliştirme konusu Yine talepler var. Markayı geliştirme konusu, satışı arttırma konusu, ağını geliştirme, network'ünü geliştirme konuları yine bizim bize gelen talepler arasında. Evet ve sadece ülkemizde değil tüm dünyada artık gıda güvenliğinin önemi de anlam anlamaya ve kavranmaya başlandı. Değil mi? Evet. İşte o yüzden gıda güvenliğinin önemi nedir diye size soracağız. Gıda güvenliği şöyle basit bir şekilde anlatabiliriz. Nasıl mutfağımıza girerken belli kontrollerle girmeliyiz, işte elimizi yıkamalıyız, işte kıyafetlerimiz temiz olmalı, tezgahımız temiz olmalı. Bir işletme içerisinde de aynı şekilde iyi üretim teknikleri olmalı. Nasıl siz çocuğunuza kötü pis bir restoranda yemek yedirmezsiniz, temiz işlem görmüş bir restoranda yemek yedirmek istersiniz. Aynı şekilde de kötü üretim yapan, kötü üretim teknikleriyle üretilmiş ürünü de kimse kendi çocuğuna yedirmek veya yemek istemeyecektir. O yüzden iyi üretim teknikleri ve gıda hijyeni konusu... Ülkemizde çok önem arz etmekte artık tüketiciler de bilinçli bilinçli tüketiciyle beraber de güvenilir gıda da aranmakta dünyada da özellikle Avrupa ve Amerika'da eğitim seviyesi yüksek bilinçli tüketicinin olduğu ülkelerde de güvenilir gıda aranmakta çünkü gıda eşittir bizim vücudumuz demektir yani ne kadar kaliteli gıda yersek ne kadar güvenilir gıda yersek o kadar e, kaliteli bir ömür sürdüreceğiz o kadar ömrümüzün uzunluğu veya kısalığı buna bağlı olacaktır. Evet. Peki gıda firmalarına kalite süreçleri hakkında neyi önerebilirsiniz? Kalite süreçleri hakkında e, tabii ki herkes e, her şeyi bilmek zorunda değil. E, bugün bu konuda bilgili olan kişiler bulunabiliyor çok kolay bir şekilde. Bu konuda doğru bir süreç, iyi üretim tekniklerini firmalarında koyma, kurmaları gerekli. Aranılan bilinen firma olmak için bu iyi üretim tekniklerini yerleştirmek gerekiyor. Bunların çeşitli isimleri var. İşte ISO 9001, ISO 22000 tüm dünyada da onay gören GFSI onaylı belgeler var ISO FSSC 22000 BRC gıda BRC ambalaj ambalaj sektöründe hitap eden gibi standartlar mevcut bunları kendi işletmelerinde kendileri de kurabilirler veya bu konuda bilinçli bilgili tecrübeli firmalarla danışman firmalarla çalışabilirler Biz de bu firmalardan birisiyiz. firmanın içerisine girdiğimizde olabilecek bütün A'dan Z'ye satın almadan tutun satışa sevkiyata kadar olan süreçlerde firmaya iyi üretim tekniklerinden tutun yönetim danışmanlığına kadar bilgi verebilecek hizmet verebilecek özellikle. Ekibimiz tecrübeye sahip. Evet. Peki, e, danışmanlık verdiğiniz bir firmada gıda güvenliği süreci nasıl işliyor? Gıda güvenliği sürecini önce bir check-up yapıyoruz firmaya. E, firmanın ihtiyaçlarını e, tespit ediyoruz. Tespit edilen ihtiyaçlara göre de bir yol haritası belirliyoruz. Çünkü herkesin farklı bir bünyesi, farklı bir iş kültürü mevcut. Check-up sonucunda yol haritası belli oluyor. Kimi firma zaten hazır olmuş oluyor, kimi firma yolun yarısını yarılamış oluyor, kimi firma da hiç bir şey olmamış olabiliyor. Biz tabii ki bu firmalara göre de işlemleri sıralamasını planlıyoruz. Evet. Peki bu süreçte sizin katkınız nedir? Bizim katkımız Şimdi 15 yıllık tecrübemizi ekliyoruz. Siz 15 yıl bir daha bocalamadan, aramadan, araştırmadan biz size 15 yıllık tecrübemizi hazır bir şekilde çok kısa bir sürede firmalara sunabiliyoruz. Evet. Bu araştırmalar uzun sürüyor tabii ki. Nasıl yapılır, nasıl edilir diye yolu aramaktansa... Biz zaten Amerika'yı keşfetmişiz, Amerika'ya bir daha keşfetmelerine gerek olmuyor. Böylece yollarını çok kısaltmış oluyoruz, verimlilik ve zaman kaybıyla da engellemiş oluyoruz. Bir an önce neticeye getirmiş oluyoruz firmaları. Evet, Asa tam da onu soracaktım. Bu danışmanlık sürecinden sonra firmalar neleri ediniyorlar, hangi kazanımları ediniyorlar? sizin danışmanlığınızla birlikte? Şimdi firmalar tecrübemizi satın almış oluyorlar aslında kiralamış oluyorlar diyebiliriz. Çok uzun sürede yapabileceği yolları kısa bir sürede bir kere sonuçlandırıyorlar. Olabilecek olası hatalara düşme hataları ve hatalardan ötürü de olabilecek zaman kayıpları ve mali kayıpları da yine bizimle Bertaraf etmiş oluyorlar ve kalifiye olmayan personelinin de böylece bizimle beraber aldığı eğitimlerle kalifikasyonunu yükseltmiş, eğitim seviyesinde yükseltmiş oluyorlar. Evet mutlak surette her işte her sektörde olduğu gibi bu işin de kendine ait zor yanları ve tabii ki keyifli yanları da vardır değil mi? Evet. Neler? Ee, zor yanları tabii ki kalıplaşmış bazı hatalar olabiliyor firmalar içerisinde, Ke kemikleşmiş hatalar. Ee, bunların e, yanlış olduğunu ve değişmesi gerektiğini, değişim tabii ki zor, değişim kısmı zor olabiliyor. Zorla başlıyoruz ama sonra bu değişim gerçekleşince ve sonuca doğru yaklaştıkça en güzel kısmı da sonuç olduğu kısım. Sonucu gerçekleştirdiğimizde tabii herkes mutlu oluyor. Biz de bundan en çok keyif aldığımız kısım oluyor. Evet. Peki yeni gıda mühendislerini tecrübeleriniz ışığında ne önerirsiniz? Neler önerirsiniz? Yeni gıda mühendislerine öncelikle iş hayatında hepsine başarılar diliyorum. Çok zorlu bir iş hayatı onları bekliyor. Ee, endüstrimiz gelişmekte olan bir ülkenin endüstrisine sahibiz. Ee, bol bol İngilizce kaynak okumasını, bol bol yurt dışındaki uygulamaları takip etmesini, artık günümüzde videolar var, e, çeşitli kanallar var, üretim tekniklerini, yurt dışındaki üretim tekniklerini incelemesini ve özellikle özellikle bir konuda uzmanlaşmasını e, öneririm. Bir konuda uzmanlaşırsa kesinlikle o arkadaşımız e, emeğinin hakkını belli bir süre sonra alacaktır. Benim en çok özellikle meslektaşlarıma söylediğim bir konuda, e, bir konuda e, kesinlikle uzmanlaşmalısınız. Örneğin kaşar ustası, e, firma sahibi gidip kaşar ustası e, danışmanlığı alabiliyor, sucuk ustası danışmanlığı alabiliyor e, veya bir pizza dondurulmuş pizza nasıl yapılır onun danışmanlığını alabiliyor tekniklerini alıyor. Bunun danışmanlığı da çok kıymetli, çok değerli. Dünyanın her yerinde de umuyorum Türk gıda mühendisleri her yerde danışman olarak ün salmasını isterim canı gönülden. Yeni gelişmekte olan arkadaşlarımıza da buradan destek verebileceğimi kesinlikle gönülden söylerim. Biz de çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için ve tabii ki katılımınız için. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz hoş programımıza. Sağ olun. Evet sevgili işkolik izleyicileri Mitra Solution Çözüm Merkezi'nden kurucu Sayın Nurcan Çelik konuğumuz oldu. Hoşçakalın.